Selam dostlar öncelikle hoş geldiniz. Bu videoda sizlere takip edilesi 5 teknoloji kanalı önerisinde bulunacağım. Hepinizin bildiği üzere piyasada çok fazla teknoloji kanalı var tabii ki de. Özellikle herkes tarafından takip edilen, bilinen, milyonlarca abonesi olan e, teknoloji kanalları var. Bu videoda bu kanallardan değil de biraz daha mütevazi teknoloji kanallarından bahsedeceğim ve özellikle belirtmek istiyorum ki size bahsedeceğim, öneride bulacağım 5 kanalın sıkı takipçisiyim. O halde ilk kanalımız ile başlayabiliriz. İlk önereceğim kanal Ozan Sihay. Arkadaşlar Ozan Sihay kanalını birinci olarak önermemin bir sebebi var. Çünkü bu arkadaşımızın bendeki yeri çok daha ayrı. Kendisiyle 6 ay önce tanıştım. Tanıştım derken yani şahsen değil videolarıyla tanıştım ve Kendisi çok fazla hazırladığı videolar ile işimi gördüğü için ilk olarak bu arkadaştan bahsetmek istedim. Hani böyle hastalanırız da doktora gideriz ya. Doktor bize bir ilaç yazar, reçete yazar ve bu ilaçları kullandıktan sonra iyileşmeye başlarız ya. İşte Ozan Siyah'ı da YouTube'un doktoru olarak görüyorum ben. YouTube'da karşılaştığım birçok sorun, birçok problemin çözümünü bizzat Ozan Sihay'ın hazırlamış olduğu videoları izleyerek açtım. Ozan Sihay gerçekten YouTube'un hakkını vererek işini yapıyor. Hiç bozulmadı. Hep böyle bir ciddi bir disiplin doğrusunda hareket ediyor. Hani böyle Alman disiplini derler ya işte Ozan Sihay bu disiplin ile devam ediyor. Ozan'ın hazırlamış olduğu videolardan hangisini en çok beğendim? Mesela sadece bir cep telefonu kullanarak videonun arkasını komple silmeyi ben Ozan Sihay'dan öğrendim. Ya da video efekti kullanabilmekten kendimi klonlamayı, kendimden iki tane yapmayı yeni Ozon Sihay'dan öğrendim. Hani bu YouTube videolarından alta çıkıyor ya abone ol butonları. Bu abone ol butonlarına bizzat nasıl yapılacağını Ozan Sihay'dan öğrendim. Ayrıca video editi yaparken bilgisayarın başına çok fazla vakit harcıyordum. Ama ozanın hazırlamış olduğu bu Movavi video edit programı tavsiyesi videosunu izleyerekten Movavi videosunu da video edit programı da satın aldım ve çok daha hızlı pratik video editleri yapmaya başladım. Ayrıca hazırlamış olduğu kamera ve mikrofon tavsiyelerini de dikkate aldım. Ayrıca kendisinin satın alıp kullanmış olduğu ve tanıtmış olduğu ürünleri de izledim. İşte ne bileyim Apple Watch almış, e, tanıtmış kullanıcı deneyimden bahsetmiş. İşte iPhone 12 Pro almış onu tanıtmış kullandığı e, kamera ve mikrofonları tanıtmış. Tabii ki de bunları da izledim. Bunlar da benim için fikir edinme açısından oldukça etkileyici oldu. Adam gerçekten bu işin hakkını vererek yapıyor. Şu an 194 bin civarı abonesi vardı. E, kanalı mutlaka ziyaret edip ona da abone olabilirsiniz. İkinci tavsiye edeceğim kanal ise iPhone'da Türkiye. Sevgili arkadaşlar hala iPhone'da Türkiye'yi duymamış, abone olmamış bir arkadaş varsa hemen videoyu şu an durdursunlar. 2 dakika iPhone'da Türkiye'ye abone olup gelsinler. Benim şu ana kadar gördüğüm en iyi ürün tanıtımları, en iyi kutu açılımları yapan kanal kesinlikle ama kesinlikle iPhone'da Türkiye. İsmine baktığınızda iPhone'da'yı gördüğünüzde sadece iPhone ürünleri tanıtıyor gibi düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünmüştüm. E, tamam ağırlıklı olarak iPhone, Apple ürünleri tanıtıyor ama onun dışında da Android cihazlar üzerinde de bazı tanıtımlar yapıyor. En çok sevdiğim videoları ise daha çok e, iOS ve Android telefonları yan yana koyaraktan performans testleri yapması. Sadece böyle yazılı veriler üzerinde konuşmuyor arkadaşlar e, ee, üzerine bir sistem kurmuş. Bu sistem üzerinden gerçekten kullanıcı deneyimini bizlere sunuyor. Ve bu kutu açılımlarını yaparken bizi sıkmadan anlatıyor. Adamın mizanı çok seviyorum ya. İşte videoya girişlerindeki o espiritüel konuşması. Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Bugün kaç? 100, 100 bin olduk. 100 bin olduk. 100 bin olduk. Evet. 100 bin abone olduk. Ufaktan ufaktan Apple'a, iPhone'a giydirmesi. Aynı zamanda Android'e giydirmesi. Ama renk konusunda gelecek olursak uzay grisi bir kez daha emekli şemsiyesi grisine döndürülmüş. Altın rengi de sokakta heykel taklidi yapan amcadan hallice olmuş. Güzel özelliklerini bize e, mizahi bir dille anlatması beni gerçekten eğlendiriyor. Hem öğreniyorum hem eğleniyorum. iPhone Doi'yi ne zaman tanıdım? iPhone Do'yu da yaklaşık 3 yıl önce bir mikrofon tanıtımı sonrasında tanımıştım. O zaman mikrofon almak istiyordum. YouTube'ta YouTube'da arattığımda karşıma iPhone Do çıkmıştı. Sennheiser'ın bir mikrofonu tanıtmıştı. Ve o mikrofonu aldım. Şu anda o mikrofon üzerinden konuşmamı yapıyorum. Çok da memnun kaldım. Kendisine de teşekkür ediyorum. Mutlaka iPhone kanalına da gidip, ziyaret edip abone olun. Üçüncü tavsiye edeceğim kanalın adı ise Selman Bozkır. Selman kardeşimiz oldukça genç bir kardeşimiz. Çok başarılı videolar yapıyor, çok başarılı kutu açılımları yapıyor. Kendisini daha çok bu bisiklet videoları, martı videolarıyla tanımıştım. Ama onun dışında da takip etmeye başladığım süreden beridir de yeni yapmış olduğu kutu açılımları, ürün tanıtımlarıyla de kendisini tanımış oldum ve çok başarılı tanıtımlar yapıyor. Ayrıca Selman Bozkır'ın hazırlamış olduğu hangi video ekipmanlarını kullanıyorum adlı videoyu mutlaka ama mutlaka izleyin. Videoda o kadar çok aparatlar var ki, o kadar çok ekipmanlar var ki mutlaka sizlerin de işine yarayacak bir ürün karşınıza çıkacaktır. Kendisinin şu an yaklaşık 42 bin civarında abonesi var. Selman'a da abone olarak ona da destek olabilirsiniz. Dördüncü önereceğim kanalın adı ise Abdülkadir Sefi. Abdülkadir Sefi kanalının şu an yaklaşık 27 bin civarında abonesi var. Bu arada kendisi abim olur. Ama altını çizerek bir belirtme yapmak istiyorum. Abim olduğu için gerçekten değil, bu işin hakkını vererek, severek bu işi yaptığı için tavsiyede bulunuyorum. Bu videoyu çektiğimden kendisinde haberi yok şu an. Hepimizin internetten satın almak istediği ya da gördüğü tuhaf ürünler vardır ama almaya cesaret etmediği ürünler vardır ya. İşte abim Abdülkadir Sefi bu ürünleri alıp bizim için deneyip tecrübelerini paylaşarak bu cesareti kendisi göstermiştir. Videolarında tanıtmış olduğu ürünlerin birçoğu alışa gelmiş ürünlerden değil. Birçoğunu ilk defa gördüğüm, ilk defa duyduğum ürünler. O yüzden heyecanla izliyorum kendisini. En çok ilgimi çeken videoların başında cebe sığan mangal videosu vücut ısısıyla çalışan kol saati, kendi kendini karıştırabilen bardak, akıllı kapı zili gibi videolar benim oldukça ilgimi çekmişti. Eğer içinizden Abdülkadir Sefi kanalını hiç duymayan ya da abone olmayan varsa mutlaka ama mutlaka kendisine abone olabilirler. Videolarını izlediğimde diyorum ki herhalde bundan daha fazla şaşırabileceğim bir ürün tanıtamaz diyorum. Ama beni yine yanıltıyor, yine yanıltıyor. Her seferinde çok daha farklı, çok daha hayalperest bir ürün ile karşımıza geliyor. Mutlaka abone olun. Beşinci ve son tavsiye edeceğim kanalın adı ise Onur Akbaş. Kendisi daha çok fotoğrafçılık, teknoloji ve Apple ürünleri gibi konularda yorumlarını paylaşan bir kanal. Kendisini özellikle Macbook ve iPhone için hazırlamış olduğu videolar ile tanımıştım. Eğer bir Macbook'unuz varsa, bir iPhone'unuz varsa mutlaka ama mutlaka Onur'u takip edin derim. Çünkü karşılaşacağınız birçok problem ile önceden karşılaşmış mutlaka onun tavsiye ettiği videoları takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda takip etmiş olduğum 5 tane teknoloji kanalını tavsiye etmiş oldum sizlere. İlerleyen videolarda eğlence gibi birçok farklı alanda da kanal tavsiyesinde bulunacağım. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.